16 Ocak 10 Şubat tarihleri arasında ortaokullarda ve liseli ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıflarıyla lise orta öğretimin 9, 10 ve 11. sınıflarında seçmeli ders seçim dönemidir. 16 Ocak ve 10 Şubat tarihleri arasında bizler Türkiye'de seçmeli ders seçiminde özellikle bilimsel, laik eğitimin ve ana dilde eğitimin esas alındığı bir şekilde bir seçimin olması gerektiğini, bu seçim yapılırken aynı zamanda ortaokullarda özellikle pedagojik açıdan öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve becerilerinin dikkate alınarak öğrenci ve veli ile birlikte seçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama son zamanlarda özellikle Şırnak'ta, milli eğitim düzeyinde Şırnak'taki tüm ilçeler dahil olmak üzere tüm okul müdürlerine, idarecilerine çağrıda bulunarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü sadece belirli derslerin seçilmesi gerektiğini dayatmıştır. Cizre'den, Silopi'den, Şırnak Merkez'den, Beyçiğat'tan veliler ulaştılar ve bize şunu söylediler. Öğrencilerimizin ihtiyaçları dikkate alınmadan okul idareleri tarafından belirli seçmeli dersler formu hazırlanmış ve bu formlarda sadece 3 ders tek seçilmiş ve bu 3 ders öğrenciye danışılmadan sadece işaretlenmiş, veliye siz sadece bunu imzalayın şeklinde bu form velilere gönderilmiş. Bize ulaşan veliler bunun öğrencinin ilgisini ve ihtiyacı doğrultusunda belirlenmediğini, bunu kabul etmediklerini söylediler. Bizim yaptığımız araştırmada ise, eğitimsel olarak yaptığımız araştırmada ise bunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dayatıldığını öğrendik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü herhangi bir resmi yazı olmamasına rağmen, herhangi bir yönetmelik olmamasına rağmen belirli 3 dersin seçilmesi için okul idarelerine ciddi anlamda baskı kurmuştur. Bize birçok okul idarecisi de ulaştı ve şunu söylediler. Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bize dayatmasını uygulamak zorundayız. Bizler eğitimsel olarak belirli okullara da gittik. Okul idarecilerine şu çağrıda bulunduk. Bakın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da herhangi bir kurum amiri, bu valilik olabilir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olabilir, yönetmeliğe aykırı, yasa ortak olmaktır, suç işlemektir. O laik eğitimden, bilimsel eğitimden uzak öğrencileri belirli derslere yönlendirmeye çalışıyorlar. Seçmeli ders noktasında bize ulaşan aileler özellikle bizden aslında bir çözüm bekliyorlar. Eğitimsenden, işte hukuki anlamda Baro'dan, İnsan Hakları Derneği'nden, bu kurumlardan ciddi anlamda destek bekliyorlar. Netice itibariyle velilerimiz öğrencisinin dışlanmaması için, öğrencisinin okulda kendi istek, ilgi, ihtiyaçları doğrultusunda seçeceği derslerde okul idarecileri tarafından dışlanmamak için bu noktada velilerimiz herhangi bir mekanizmayı devreye sokmakta ciddi anlamda zorlanıyorlar. Netice itibariyle öğrencisini, çocuğunu düşündüğü için. Velilerimiz bu noktada aslında ciddi anlamda bir şikayet var ama bu şikayetin pratiğe dökülmesi noktasında velilerimiz biraz çekiniyor, doğrusunu söylemek gerekirse bu şekilde. Ama bizler yine velilerimize buradan da çağrıda bulunuyoruz. Ne olursa olsun, önemli olan çocuğun üstün yararıdır, çocuğun düşüncesidir, çocuğun gelişim düzeyidir. Gelin birlikte bu yanlışa ses çıkartalım. Velilerimizle birlikte ortaklaşıp her türlü hukuki süreci de başlatmak gerektiğini belirtmek istiyoruz. Velilerimize bu noktada yine söylüyoruz. Herhangi olumsuz bir durum yaşanılırsa, çocuğu üzerinde bir yaptırım uygulanmaya çalışılırsa, Şırnak Eğitim Sen Şubesi olarak her zaman velilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.